Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte benden çok istenen bir videoyu çekmiş olacağım. 2020-2021 Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında ne gibi değişimler var onlara bakacağız. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda belirli güncellemeler oluyor biliyorsunuz her sene. Bunları bakacağız. İlk başlangıçta şundan bahsedeceğim. Hem güncellemeleri vereceğim hem de önemli gördüğüm kavramlar üzerinde duracağım. 43 tane falan böyle maddem var. Şu an görüyorsunuz zaten ekranda. Bunların tamamını konuşacağız birlikte. Ne gibi değişiklikler onlara bakacağız arkadaşlar. Ve önemli olan, yani bazılarında mesela değişiklik yok. Mesela geçen sene değişmiş ama bu sene de üzerine basa basa ne yapacağım? Dile getirmiş olacağım. Bu TYT için olanı, bunun AYT için olanı da çekeceğim. Bilginiz olsun. Yani önce bir TYT'yi halledelim, ondan sonrasında AYT'ye geçiş yapacağız. 9 ve 10. sınıfı kapsıyor buradaki muhabbet. Bir de yine soracaksınız biliyorum. Hocam bizi kapsıyor mu bu? İşte hani bizim zamanımızda böyleydi filan olayına giriyorsunuz bazen. Arkadaşlar bizim zamanımızda olayı bitti artık. Yani bizim zamanımızda böyleydi şöyleydi olayı kalmadı. Ne güncelse bundan sorumlusunuz, bilginiz olsun. İsterseniz başlayalım hemen. Şimdi ilk başlangıçta bakıldığı zaman birinci muhabbetimize bakalım. Bazı karbohidratlarıyla protein ve nükleik asitler polimer adı verilen büyük moleküllerdir diyor. Bakın polimerin tanımını nasıl gerçekleştiriyor? Karbohidratı alıyor, proteini alıyor, nükleik asitleri alıyor. Neyi almıyor peki? Yağları almıyor. Neden? Yağlar polimer değillerdir çünkü değerli dostlar. O zaman ben neyi bileceğim? Karbohidratlar mesela nişasta polimer midir? Nişasta polimerdir. Bakın buraya yazıyorum. Nişasta bir. İkincisi glikojen mesela polimer midir? Evet, glikojen polimerdir. Neden peki bunlar polimer? Aynı alt yapı biriminden meydana geliyor çünkü. Mesela nişastaya bakıldığı zaman nişasta neyden oluşuyor arkadaşlar? Glikozlardan oluşuyor değil mi? Glikojene baktığımız zaman neyden meydana geliyor? En tane glikozdan meydana geliyor. Bu sebepten dolayı da ne olacaktı değerli dostlar? Bu vatandaşlar polimer olacaktı. Peki hocam neden yağlar polimer değil? Çünkü yağlara bakıldığı zaman yağların yapısında arkadaşlar neler var? Yağ asitleri var. Yağ asitleri. Bir de ne var arkadaşlar? Gliserol bulunmakta. Bu vatandaşlara bakarsanız eğer ki iki alt birimden meydana gelmiştir. Bu yüzden yağlar polimer değildir diye alırız. Özellikle nötral yağlarda bundan bahsetmiş oluyoruz. Bakın ne diyor bir de? Polimerler monomer adı verilen birbirinin aynı ya da benzer yapı taşlarının birleşmesiyle oluşur diyor. O zaman monomer diyebilmem için bir şeye toplamının polimer olması gerekiyor. Bakın bu cümle önemli. Bir şeye monomer diyebilmem için bunun, bu monomerlerin toplamının polimer olması lazım. Mesela glikoz bir monomer midir? Evet, monomerdir. Neden? Glikozdan oluşan birimler nişasta ve glikojen polimer olduğu için glikozlarda ne olacaktır? Monomer olacaktır. O zaman burada bir şey çıkartmış oldum. Yağlar polimer değilse yağ asitleri ve gliseroller de monomer değildir. Bakın bu cümlede önemli, de bilginiz olsun. Tamam. Elde var 1. 2'ye geldik. 2'de ise bakın geçen sene yapılan bir güncellemeydi. Bu ama ben üzerine basa basa tekrar değinmek istiyorum. Çok fazla soru geldiği için. Galaktoz. Biliyorsunuz galaktozu biz hayvansal diye anlatıyorduk. Fakat galaktoz arkadaşlar nedir? Hem bitkisel hem de hayvansal diye değişimi uğradı. Ki doğrusu da budur bu arada. Akademik kaynaklarda bu şekilde geçtiği için. Galaktoz bitkilerde bulunmasına rağmen memelilerin üstünde daha çok bulunan süt şekeri olarak adlandırılır demiş Milli Eğitim Bakanlığı kitabı. Galaktoz bakın bitkilerde de var. Onun üstünü çizmek için bunu da ne yapmış olduk? Söylemiş olduk. Yani galaktoz hem bitkisel hem de hayvansal diye ne yapacaktı? Adlandırılacaktır artık. 3'e geldiğimde bakın şu görmüş olduğunuz şekiller akademik bir kaynaktan, Campbell'dan alıntı şekillerdir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanmış olduğu şekiller, grafikler Campbell yani akademik kaynaklardan benziyor. Alıntı hatta. Şekil birebir aynı diyebilirim yani. Bakıldığı zaman selülozda arkadaşlar tespih gibi bakın ne yapmıştır? Birimler dizilmişlerdi. Bunların her birisi ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de glikoz olacaktır. Tespih gibi ne yapmıştır? Dizilmiştir. Düz bir zincir söz konusudur selülozda. Biliyorsunuz selüloz arkadaşlar polisakkarittir. Nasıl polisakkarit? Yapısal polisakkarittir. Nişastaya bakıldığı zaman nasıl bir polisakkarittir? Depo polisakkarittir. Bakın dallanma gösteriyor arkadaşlar. Nişastanın iki alt birimi vardır. Amiloz ve amilopektin diye. Fakat müfredatta yok bunlar. Sadece nişastanın dallanmış bir yapısı sergilediğini bilmeniz yeterli olacaktır. Glikojene bakıldığı zaman nişastaya göre dikkat ederseniz arkadaşlar daha büyük bir dallanma söz konusu. Yani daha fazla dallanma söz konusu. Bu yüzden glikojen de daha fazla dallanma içeriyor. Hocam ya kim soracak bize dallanmaları diyorsan eğer ki 2020 ÖABT sorusudur arkadaşlar. Nişastanın dallanma yapıp yapmadığı verilmiştir burada. Bilginiz olsun. Sorma ihtimalleri var. Bu şekilde koyuyorsa eğer ki birazcık işkillenmek gerekiyor. Dördüncü muhabbetime bakıyorum. Yağlar, trigliseritler. Bakın ne diyor? Polimer yapılı olmayan büyük moleküllerdir diyor. Özellikle bunun altını ne yapmıştır artık? Çizmeye başlamıştır. Biz bunu yıllar önce söylemiştik zaten. Neden? Akademik kaynaklarda yağların polimer olmadığı açık bir şekilde verilmişti çünkü bu sebepten dolayı. Ama biliyorsunuz da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabına girmesi biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Yağları bu sene de sordu bu arada. Yani 2020 ÖABT sınavında da sordu yağların polimer olmadığını arkadaşlar ÖSYM. Bu yüzden hazır girmişken burada bakın adamlar söylemişken sorma ihtimali yüksektir, bilginiz olsun. 5'e geldim. 5 birazcık tartışmalı bir muhabbet. Steroidleri biliyorsunuz arkadaşlar. Yağ türevi olan bir yapı ama monomer yapılı bir yağ çeşidi denilmiş burada. Bu çok akademik kaynaklarla örtüşmüyor ama ben yine de altını çizip buraya koymak istedim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında steroidler monomer yapılı bir yağ çeşidi olaraktan geçiyor. Yalnız dikkat edin, nötral yağlar yani gliserol ve yağ asidi hakkında hiçbir şekilde monomer terimini kullanmamış Milli Eğitim Bakanlığı. Zaten kullanması da doğru olmayacaktır ama steroidler için arkadaşlar monomer terimini kullanmıştı. Onu söylemiş olayım. 6'ya geldim. Ha bu arada bir şey söylemekte fayda var. Şunu söyleyeyim yani. Burada benim koyduğum görseller arkadaşlar Anadolu Lisesi kitabından, Fen Lisesi kitabından değil. Neden peki? Şu yüzden. Fen Lisesi kitabı olduğu gibi tekrardan basılmış. Fakat ne hikmetse Anadolu Lisesi kitabında arkadaşlar neredeyse bakın birçok şey değiştirilmiş. Yani birazcık daha ne yapılmış? Güncelleştirmeye önem verilmiş. Fen Lisesi kitabına dokunulmamış değerli dostlar. Hatta AYT kısmında da anlatacağım onları. Mesela aksiyon potansiyelleri yok. Yani Anadolu Lisesi kitabında yok arkadaşlar. 11. sınıfta biliyorsunuz arkadaşlar sinir sisteminde biz gösterdik aksiyon potansiyelini. Hatta bilmeyen varsa eğer ki polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon. Anadolu Lisesi kitabında geçen sene vardı, bu sene yok arkadaşlar. Onlardan da bahsedeceğim yeri geldiği zaman. 6 çok güzel bir güncelleme olmuş. 6 bakın biz apoenzimi tarif ederken ne diyorduk arkadaşlar? Pardon, holoenzimi tarif ederken ne diyorduk? Yani birleşik enzimleri tarif ederken diyorduk ki birleşik enzimler bir apoenzim olacaktı. Artı diyorduk, bir de yardımcı kısmı var diyorduk bunun, değil mi? Yardımcı kısmı var diyorduk. Şimdi bakın yardımcı kısmına bakarken arkadaşlar yardımcı kısım diyorduk ki koenzim ise ne olacaktı? Sonuç itibariyle vitamin olacaktı. Bir de kofaktörse eğer ki ne olacaktı? Mineral yapıda olacaktı. Yalnız bu ifade yanlıştı değerli dostlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Akademik kaynaklarda koenzim, kofaktör yardımcı kısım şeklinde adlandırılmıyordu. Ne diyordu peki akademik kaynaklar? Diyordu ki yardımcı kısmın tamamına sen kofaktör diyeceksin diyordu. Ne diyecekmişsin? Kofaktör diyecekmişsin. Yardımcı kısmın tamamı kofaktörmüş. Adamlar da ne yapmışlar? Bakın güncellemişler. Bileşik enzimlerin protein olan kısmına apoenzim, yardımcı kısmına kofaktör denir diyor. O zaman ne olacak? Yardımcı kısmın tamamına ben kofaktör diyeceğim. Bakın devamında ne diyor peki? Devamında kofaktör diyor, inorganik diyor ya da organik yapıda olabilir diyor. Yani kofaktör diyor, mineral olabilir diyor. Mineral olabilir diyor. Veyahut da diyor vitamin olabilir diyor. Yani koenzim ifadesini kaldırıyor. Burada yine koenzimi görürsün bak burada. Maalesef ki muhtemelen dizgiye giderken arkadaşlar eskide kalan bilgileri ne yapmamışlar? Silmemişler burada. Ama doğrusu şu. Apoenzim yani bileşik enzimlerde apoenzim protein yapılı, yardımcı kısmın ismine ise kofaktör diyoruz. Kofaktör mineral veyahut da vitamin yapılı olabiliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. İnorganik veyahut da organik olabiliyor. Biliyorsunuz mineraller inorganik yapıda, vitaminler ise arkadaşlar ne olacaktır? Organik yapıda olmuş olacaktır. Bu güncelleme önemli bakın. Girilse can yakabiliyor yani. Enzimleri şöyle ayırmış. Basit enzimler demiş Milli Eğitim Bakanlığı. Sadece proteinden oluşur. Örnek vermiş bakın burada da. Pepsin gibi sindirim enzimleri demiş. Bileşik enzimleri ise arkadaşlar protein kısmından başka yardımcı kısımlarda bulunur demiş. Ve DNA polimerazı vermiş. RNA polimerazı da vermiş örnek olarak. Hani örnek olaraktan kulağınızda bir yerinizde dursun diye söyleyeyim dedim. Tamam. Şimdi inhibitörlerle alakalı muhabbetime geleceğim. İnhibitörlerle alakalı şöyle bir muhabbet söz konusu. Biz eskiden inhibitörleri ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kompetitif inhibitörler, bir tanesi de non-kompetitif inhibitörler şeklinde. Yani inhibitör çeşitlerini Milli Eğitim Bakanlığı verin diyordu. Sonrasında 2 seneden beri biz inhibitör çeşitlerini vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yok arkadaşlar bakın verme muhabbeti. Şimdi inhibitörlerde şunu yüzden aldım bunu bir güncelleme yok da inhibitörlerde çok fazla soru geldiği için şurada bir ifade değerlendirmek istiyorum. Bir grafiği çizersem eğer ki 2 tane grafik çizersem buraya bakın enzimlere bağlanarak veya enzimi kararsız hale getirerek etkisizleştiren madde veya faktörlere bakın etkisizleştiren madde veya faktörler diyor. İnhibitörler enzimlerin etkinliğini dikkat yavaşlatır veya geri dönüşümsüz olaraktan durdurur diyor. Grafik çizdiğimde ortama inhibitör katarsam eğer ki bakın ortama inhibitör katarsam eğer ki ne olacaktır değerli dostlar? Bu grafik böyle gidiyordu. Enzimin etkinliğini yavaşlatan diyor veyahut da bitiren diyor. Komple bitiren diyor. Bakın küt diye ne yapacaktı? İnecektir. İnebilir. Neden? Çünkü enzimin etkinliğini durduran demiş. Veyahut da yavaşlatan demiş. Bakın yavaşlayıp düştü. Yani bizim şurası A grafiğimiz olsun. Burası da B grafiğimiz olsun. Ya enzimin etkinliğini komple bitirecek ve reaksiyon komple gümleyecek. Ya da arkadaşlar ne olacak? Reaksiyon yavaş bir şekilde yavaşlayacak ve sonrasında bitecek. Yani inhibitör çeşitlerini vermiyor fakat inhibitör çeşitlerini vermiş gibi davranıyor. Bu cümle bilginiz olsun. Tamam. Hani soruları çözerken aklınıza takılmasın diye söylemiş olayım dedim. Bakın bir tanesinde gümleyecek yani bitecek. Bir tanesinde ise yavaşlayıp bitecek. Tamam. 9'a geldim. Şimdi şu çok fazla soruluyor bana bakın. Ne diyor? Bizim nükleik asitlere bakıldığı zaman deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asit şeklinde 2 tane muhabbetimiz var biliyorsunuz. Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor elementlerini içeren bu polimerler, bakın polimerler diyor. Çok sayıda nükleotitin belirli bir düzen içerisinde bir araya gelmesi de oluşur diyor. Şimdi diyorsunuz ki bana hocam nükleik asitler nasıl polimerdir? Yani nükleik asitler polimer olamaz ki. Bu vatandaşlara bakıldığı zaman bunlar nükleotitlerden meydana geliyor. Nükleotitlerden. Bu nükleotitleri açtığımız zaman hocam azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker var. Fosfat var. Bunların her biri farklı adam ama bu adam nasıl polimer oluyor diyorsunuz haliyle haklı olarak da. Arkadaşlar bakın her haltı açmayın. Yani her şeyi açmanıza gerek yok. Nükleik asitler neyden meydana gelecek? Nükleotitlerden meydana gelecek. Şimdi nükleotit yazdım. Bir tane daha nükleotit yazdım. Bir tane daha nükleotit yazdım. Bunlar sonuç itibariyle aynı alt birimime sahip. Evet bakın nükleotit bu da. Bu da nükleotit. Bu da nükleotit. İşte bunlar arkadaşlar aynı olduğu için nükleik asitler polimerdir. Sen gidip de tekrardan nükleotiti açmayacaksın canım evladım. Yani sen nükleik asitleri anlatırken ben nasıl anlatıyorum? Nükleotitlerden meydana gelmiştir diyor. Nükleotitlerden meydana geldiyse eğer ki o nükleotitleri tekrar açmıyorsun. Yani bunu yağlarla kıyaslamayın. Yağlarda zaten ne yapman lazım? Hidroliz ettiğin zaman sonuç itibariyle 3 yağ asitli bir gliserol oluşacak arkadaşlar. Ama nükleik asitler nükleotitlerden meydana geldiği için nükleik asiti direkt nükleotiti ne yapmıyorsun? Açmıyorsun. Nükleotit şeklinde gidiyor. Sürekli aynı alt birimden oluşuyor. Bu yüzden nükleik asitler polimerdir diyoruz biz. Yani organik bileşenlerde tek polimer olmayan adam yağlardır arkadaşlar. Tamam mı? Yağlar şeklinde adlandırılıyor. Bunu da söylemiş oldum. Şu çok fazla vardı. Evet bakın şurada 10.'sü. Ribozomal RNA. RNA çeşitlerini biliyorsunuz. mRNA'mız var bizim arkadaşlar. Başka tRNA'mız var arkadaşlar. Bir de neyimiz var? Ribozomal RNA'mız bulunmakta. Biz diyorduk ki eskiden tRNA hidrojen bağı taşır diyorduk. Ve ribozomal RNA'nın hidrojen bağı taşıdığını söylemiyorduk. Ama aslında hidrojen bağı taşıyordu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yoktu arkadaşlar. Eklediler bunu da. Ribozomun yapısına katılırken zayıf hidrojen bağları ile kendi üzerinde katlanıp 3 boyutlu yapı kazanır şeklinde ilave edildi. Yani artık hidrojen bağı taşıyanlar tRNA ve ribozomal RNA şeklinde olacaktır. Bilginiz olsun. 11. Şurada çok küçük bir bilgi yakaladım. O yüzden paylaşacağım bunu. Bakın şunu DNA için söylemiş. Bunu ise RNA için söylemiş. DNA'ya bakarsanız eğer ki protein sentezine dolaylı yoldan katılır. RNA'ya bakarsanız eğer ki protein sentezine doğrudan katılır. Ha belki öncüllere bunu ekleyebilir diye ben ne yapmış olayım dedim, vermiş olayım dedim. Bakın protein sentezine dolaylı yoldan katılmak demek ne demek? Orada direkt aktif şekilde rol oynamayan adam demektir. Ben protein sentezini anlatırken neyi daha fazla anlatıyorum? Diyorum ki abicim mRNA geliyor DNA'ya, ne yapıyor? Alıyor üzerindeki bilgileri ve ne yapıyor? Sitoplazmaya çıkıyor. Çekirdekten sitoplazmaya çıkıyor diyorum. Hep konuştuğum şeyler ne üzerine? mRNA üzerine, ribozom üzerine ve tRNA üzerine değil mi arkadaşlar? Yani DNA'dan çok fazla konuşmadığım için ne olacaktı o zaman? DNA dolaylı yoldan katılacaktı. RNA ise doğrudan katılacaktı. Golgi'ye geldik. Golgi ile alakalı çok fazla soru geliyor. Onu söyleyeyim şimdi. Bakın glikoprotein ve glikolipitlerim var benim biliyorsunuz arkadaşlar. Bu glikoprotein ve glikolipitlerin sentez yeri çok karıştırılıyor. Yani diyor ki mesela bazı kaynaklar diyor ki endoplazmik retikulum diyor. Bazıları diyor ki Golgi diyor. Çıkmış bir ÖABT sınav sorusu arkadaşlar. ÖSYM nasıl kabul ediyor peki? ÖSYM arkadaşlar Golgi şeklinde kabul ediyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı kitabına bakarsak eğer ki Golgi aygıtı glikoprotein ve lipoprotein gibi maddelerin üretimi ve salgılanmasından sorumludur şeklinde ne yapacaktır? İfade alacaktır. Maddelerin hücre içinde sindirimini yapan lizozomların oluşumunda da Golgi ne yapacaktır? Rol oynayacaktır. Bakın Golgi o zaman ne yapıyormuş? Glikoprotein ve lipoprotein maddelerin üretimini ve salgılanmasını sağlıyor. Devam ediyorum. Şu bir güncelleme değil ama ben vereceğim yine de. Golgi aygıtının yani Golgi'nin eksikliğinde veya bozukluğunda hangi hastalıklar ortaya çıkabilir diye bir şey sorarsa, malumunuz korona döneminde olduğumuz için hastalıklar çok fazla aşırı neşiriz. Alzheimer ve kistik fibrosis hastalığı arkadaşlar görülebiliyor. Bilginiz olsun. Hani kulak aşinalığımız olsun diye verdim bunu. 14'e geldim. Bakın 14'e. Çok önemlidir. Güzel bir güncellemedir. Bakalım. Güncellemeden kastım şu yani. Önemli bir bilgidir bu. Bu yüzden verdim bunu da. Bakın lizozomun içerisinde bulunan enzimler granüllü endoplazmik retikulumların yüzeyinde bulunan ribozomlarda üretildikten sonra endoplazmik retikulum aracılığıyla Golgi aygıtına getirilir. Neymiş abi? Lizozom sindirim enzimi taşıyor ya, bu sindirim enzimini lizozom kendisi üretmiyor. Ne yapıyor? Bunu granüllü endoplazmik retikulumun yüzeyinde bulunan ribozomlarda üretiliyor bu. Daha sonrasında endoplazmik retikulumun aracılığıyla ne yapıyor? Golgi aygıtına getiriliyor. Burada yoğunlaştırılaraktan paketleniyor ve kesecikler içinde alınıp ne yapacaktır? Lizozom şeklinde sitoplazmaya bırakılacaktır. O zaman arkadaşlar bakın adamlar size lizozom doğrudan sindirim enzimi üretir derse doğru almayacaksınız. Neden? Çünkü lizozom sindirim enzimi üretmiyor. Lizozoma hazır şekilde paketlenmiş halde kimden geliyormuş? Gönüllü endoplazmik retikulum tarafından oluşturulan yani ribozomun tarafından oluşturulan arkadaşlar ve endoplazmik retikulum Golgi tarafından da lizozoma ne yapılıyor? Aktarılmış oluyor. Bir başka bilgi daha var. Lizozomlar hücre içi sindirim yapabilen hücrelerde bulunur. Dikkat, gelişmiş bitki ve mantar hücresinde lizozom yoktur. Bu ne demek? Gelişmiş bitkide yoktur lizozom demek ama ilkel bitkide vardır anlamı da taşır. Değil mi arkadaşlar? O zaman ilkel bitkilerde lizozom bulunabilir şeklinde alacağız, kafaya atacağız. Tamam mı? Hafızaya atacağız yani. 15'e geldim. Lizozom eksikliğinde Tay-Sachs hastalığı ortaya çıkar. Ve yaşlılık pigmenti de ne yapacaktı? Hani ellerde ortaya çıkar ya böyle görürsünüz. Çoğu yaşlı insanın elinde görürsünüz arkadaşlar. pigment, yaşlık pigmenti denilen pigmentler vardır. Bunlar da ne olacaktır arkadaşlar? Bazı maddelerin parçalanması sonucu rizozomlarda birikecektir. 16'ya geldim. Peroksizomu çok severim biliyorsunuz. Bayılıyorum peroksizoma. Peroksizom denilen vatandaş biliyorsunuz ki arkadaşlar katalaz enzimini üretiyor. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim katalaz enzimi değil. Bunu herkes biliyor zaten artık. Fakat ökaryot bir hücrede oksijen tüketen iki organel vardır. Bunlardan biri mitokondri, diğeri peroksizomdur. Adam size sorabilir. Ökaryot bir hücrede verir. Birinci öncül işte atıyorum mitokondri. İkinci öncül işte kloroplast. Üçüncü öncül arkadaşlar ne olsun? Peroksizom olsun. Bunların hangisi oksijen tüketir diyebilir. Bunu sorarsa eğer ne olacaktır? Çok fazla kişi çuvallayacaktır. Bu yüzden söylüyorum. Mitokondri ve peroksizom ne yapacaktır? Oksijen tüketecektir. Mitokondri ne yapıyor? Oksijenli solunumda C6H12 O6'yı alıyor. Artı 6 tane oksijeni alıyor arkadaşlar. Ve 6 karbondioksit ve 6 suya parçalıyor. Burada bakın oksijeni ne yapmış? Tüketmiş. Yine aynı şekilde hidrojen peroksidi katalaz enzimi yani peroksizomun sentezli katalaz enzimi ne yapıyor arkadaşlar? H2O artı 1/2 O2'ye ne yapmış oluyor? Çevirmiş oluyor. Bu yüzden de oksijen tüketen şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylemiş oluyoruz. Yani oksijenleri ne yapıyor arkadaşlar? Tüketmiş oluyor. 16'yı söyledim. 17'ye geldim. Sentrozoma baktığımızda gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom yoktur demiş. O zaman bu ne anlama geliyor? İlkel bitki hücresinde var anlamına geliyor. Bu da önemli bilgilerden bir tanesi. Bilginiz olsun. Geldim 18'e. 18 çok önemli bilgilerden bir tanesi. Nedenini ifade edeyim hemen arkadaşlar. Çünkü kolaylaştırmış difüzyon bizim ülke sorunumuz haline geldi. Hocam kolaylaştırmış difüzyonda enzim var mı? Enzim var mı? Enzim var mı? Diye bir hal olduk. Bakın burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tane ne yaptık işte yazdığı yazıyı aldık. Ne diyor? Su ve suda çözünen bazı maddeler hücresindeki fosfolit tabakadan geçemez. Ancak protein yapılı özel taşıyıcılar ve proteinin oluşturduğu kanallardan geçebilir diyor. İşte kolaylaştırmış difüzyonda enerji harcanmaz diyor. Madde sahip olduğu kinetik enerjide yer değiştirir diyor vesaire vesaire vesaire. Neyi konuşmuyor burada? Enzimi konuşmuyor. Ya arkadaş enzimi konuş. Niye enzimi konuşmuyorsun değil mi? Ne yaptık? Lehninger'in biyokimyası. Akademik bir kitap ama bunu açığa çıkartmamız lazım artık. Sağ olsun biyoloji gruplarında bir tane öğretmen arkadaşımız paylaşmış. Bunu ben de aldım. Lehninger'in biyokimyasında sayfa 409'da şöyle der. Bakın kolaylaştırılmış difüzyon veya pasif taşımayı oluşturan proteinler gerçek anlamda enzimler değildir. Substratları bir bölümden diğerine geçirilir. Fakat kimyasal olarak değişikliğe uğramazlar. Bir katının zardan kolaylaştırmış difüzyonla geçişini hızlandıran zar proteinlerine taşıyıcılar veya permeazlar denir diyor. İşte bizim enzim zannetmiş olduğumuz permeaz enzim değil arkadaşlar. Ne peki? Taşıyıcı. O zaman kolaylaştırmış difüzyonda ne yokmuş abi? Enzim kullanımı yokmuş. Tamam artık bu tartışmayı bir kaldırdım arkadaşlar. Hani kaç yıl oldu hala KDR'de enzim var mı yok mu bunu tartışıyoruz. Arkadaşlar yok. Tamam permeaz da bir enzim değil taşıyıcı. Tamam taşıyıcı. 19'a geldik. Yine başka bir tartışma konusu ve yine bakın burada açıklama yapacağız tabii. Büyük moleküllerin hücre zarının içeriye doğru çökmesinde oluşan cepler yardımıyla enerji harcanaraktan hücre içine alınmasına endostoz deniyor. Bakın ne diyor? Bakteri ve mantar hücrelerinde hücre duvarı endostozu engeller diyor. Allah Allah. Neyi yazmamış burada? Bitki hücresini yazmamış değil mi arkadaşlar? Milli Eğitim Bakanlığı neyi kabul etmiş oluyor bu durumda? Bitkilerde endostoz görülüğü kabul ediyor. Yani endostoz arkadaşlar bitkilerde de yani hücre çeperi olan vatandaşlarda da görülür anlamına geliyor bu. Zaten doğrusu da buydu. Açtığımızda Palme'nin histoloji kitabını açarsanız eğer ki endostoz yaptığını görebilirsiniz arkadaşlar bitkileri. Tamam. Bu tartışma artık bir kenarda dursun bu da. 20'ye geldim. 20'de güncelleme demeyin de buna sınıflandırmaya alakalı önemli bilgiler vermiş. Bunları verdim. Bakın filogenetik sınıflandırmada canlıların akrabalık derecesini tespit etmek için DNA ve protein benzerliği, vücut simetrisi benzerliği, vücut simetrisinden kastımız işte farklı farklı simetriler gösteriyor arkadaşlar. Canlı bunlardan bahsedilir. embriyoner gelişim evlerinin benzerliği, biyokimyasal özelliklerin benzerliği, hücre yapılarının benzerliği, anatomik benzerlikler, fizyolojik benzerlikler ve organların kökeni yani homolojisi kullanılıyor. Bunları sanki böyle bir şıkka ekleyecek de soracakmış gibi bir izlenim aldığım için o yüzden 20. maddeyi bu şekilde ne yapmış oldum? Söylemiş oldum. Gelelim 20. muhabbetimize. Geçen sene mezozom denilen yapının bakterilerde oksijenli solunumda etkili olduğu yazıyordu Milli Eğitim Bakanlığı kitabında. Doğrusu bu muydu? Değildi tabii ki de. Yani mezozom denilen yapı oksijenli solunumda görev alan bir yapı değil arkadaşlar. Biz de demiştik ki Milli Eğitim Bakanlığı kitabında verilmesi lazım buna. Evet verildi. Şöyle verildi. Mezozom ifadesini çıkarttı. Yani mezozom ifadesi Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yok arkadaşlar. Hiçbir yerde gözükmüyor mezozom ifadesi. Onun yerine şunu yazdı. Oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde ETS elemanları ve gerekli enzimler hücre zarında bulunur. Bitti. Mezozom nerede? Yok abi. Bitti. Doğrusu da buydu. Bu şekilde yazdılar. Tamam mı? Mezozomu unutuyoruz. Ne yapıyoruz? Hücre zarında bulunuyor oluyoruz. Bakterilerde oksijenli solunum ve yine aynı şekilde fotosentez yapan bakterilerde ETS ne yapacakmış? Hücre zarında gerçekleşecekmiş. Bitti. Mezozom denilen ifade kaldırıldı. 21'di bu. 22'ye geldim şimdi. Başka bir tane daha ifade. Yanlış bilinen ifadelerden. Amitoz bölünme. Arkadaşlar amitoz bölünme diye bir terim yok aslında. Yani amitoz diye bir ifade yok. Amitoz bölünmenin normal ifadesi değiştirildi. Yani amitoz bölünme kaldırıldı. Kaldırılmaktan kastım şu. İçerik aynı ama ismi değişti. Amitoz bölünmeye artık biz ikiye bölünme diyoruz. İkiye bölünmenin Latincesi binari füzyon denilen bir olaydır. İkiye bölünmede ne gerçekleşir peki? PMAT yani profaz, metafaz, anafaz ve telofaz yoktu arkadaşlar. Ve canlı kolayca ikiye bölünecektir. Adam aldı bunu tak ikiye bölündü bitti. PMAT var mı? Yok arkadaşlar. Ne yapıyor? Sadece sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor bitiyor. Amitoz bölünme yok. Tamam amitoz bölünmeyi de hafızamızdan ne yapıyoruz? Kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. Tamam, bunu da söylemiş olalım. Peki hocam bu ikiye bölünme ökaryotlarda da yok muydu? Var ama... Ökaryotlar tek hücrelilerde var ama ökaryotlarda normal bir mitozmuş gibi var. Yani PMAT evresi var. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evresi var. Bakterilerde yok bu. Bakterilerde PMAT yok. Tamam mı? Yani iki tarafı da ikiye bölünme var. Prokaryotlarda var, ökaryotlarda da var. Ama prokaryotlarda olan ikiye bölünmede PMAT yok. Tamam? Amitoz bölünmeyi hafızadan ne yaptık? Sildik. Ve tekrar söylüyorum. Yıllardır değişkenlik göstermişti ama bunu tekrardan söylüyorum. Hani belki hatalı olan yani hatalı gören vardır diye bunu veyahut da okullarda özel eğitim kurumlarında bu şekilde anlatılıyor diye. Bakteri konjugasyonu. Konjugasyon bir üreme çeşidi değildir değerli dostlar. Konjugasyon sırasında birey sayısında artış meydana gelmediğinden bu olay bir çoğalma şekli olarak kabul edilmez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı yine aynı şekilde. 23. Geçen sene değişikliğe giden bir madde. Egzositoz. Eskiden şu yazıyordu. Bakteriler, arkeler her Allah'ın kulu endositoz da yapar, egzositoz da yapar yazıyordu arkadaşlar. Dikkat! Bakteriler ve arkeler zarlı organelleri oluşturmadığı için endositoz ve egzositoz yapamazlar. Yani prokaryotlarda arkadaşlar endositoz ve egzositoz ne yapmayacakmış? Görünmeyecekmiş. O zaman prokaryotlarda difüzyon var, aktif taşıma var, kolaylaştırılmış difüzyon var, osmoz var, hepsi var. Ama ne yokmuş? Endositoz ve egzositoz yokmuş prokaryotlarda, tamam. 24. Biliyorsunuz ki bakteriler ve arkelere bakıldığı zaman ikisi de arkadaşlar bir halkasal DNA taşımakta. Arkelerdeki DNA histon proteinini taşıyor diye adlandırılıyor. Yine burada da bu şekilde ifade edilmiş. Benim değinmek istediğim kısım o değil şu. Dikkat, çok fazla soru geldi. Hocam arkelerde fotosentez yapıyor mu arkeler? Bakın ne diyor? Arkelerin fotosentez ve kemosentez yapabilen ayrıca ayrıştırıcı olarak yaşayabilen türleri vardır diyor. Demek ki arkelerde her altı yapan muhabbet var. Bakın dikkat edin. Fotosentetik arkelerde klorofil yoktur. Onun yerine özel bir pigment vardır. Bakteriyo, rolopsin de o pigmentin ismi. İsmi lazım değil ama yine de vermiş olalım. Tamam. 25. Dikkat, bu da önemli. Bitkilerde biliyorsunuz sınıflandırma kısmı vardı. Yani damarsız, hatırlıyorsun değil mi? Damarsız, tohumsuz. Neydi? Damarlı, tohumsuz. Ve arkadaşlar açık tohumlu, kapalı tohumlu şeklinde. Bu sınıflandırmaya AYT kısmında giriliyor artık. Nerede girilmiyor bu sınıflandırmaya? TYT kısmında girilmiyor arkadaşlar. Adam sadece buraya yazmış. Karayosunu, ceotu, at kuyruğu, evvel tohtu, kara çamak kavak filan. Ne yapmamış? Sınıflandırmaya girmemiş. Yani bitkilerin sınıflandırılması TYT kısmında yok arkadaşlar. Sadece bitkilerin genel özellikleri veriliyor, bu kadar. Doğru mu? Yanlış. Niye yanlış? Burada aslında bunların hani damarsız, tohumsuz nedir ve benzeri şeyleri bilirsen eğer ki AYT kısmındaki bitkilerde çok fazla rahat edecektin. Çıkartmışlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 26. Çok fazla yine soru geliyor. Hocam omurgasızlar detaylı var mı? Var çocuğum. Var evladım. Ama şöyle var. Nasıl ayırmış adam? Bu şekilde ayırmış. Süngerler demiş, söğenterler demiş, solucanlar demiş. Solucanların işte halkalı mı, yassı mı filan ona girmemiş arkadaşlar. Sadece solucanlar demiş. Yumuşakçalar demiş, anlat özelliklerini. Eklem bacaklar demiş, anlat özelliklerini. Derisi dikenli demiş, anlat özelliklerini. Bunların tamamı gördüğünüz gibi bu şekilde 6 başlık altında toplanmış. Sadece bunlardan bahsetmiş. Mesela söğenterler, sinir sistemi ilk bu grupta görülür diyor. Ya bunu bileceksin abi. Bilmezsen patlarsın sınavda yani şimdi. Doğruya doğru. Tamam, yani süngerlerin en basit olduğunu bil vesaire. Omurgasının üzerine çok fazla durmayın ama yine de bilin yani. Hani göz aşinalığı olsun, kulak dolgunluğu olsun. Geldik şuna, omurgalı hayvanlara. Balıklar, iki yaşamlılar yani kurbikler, sürüngenler, kuşlar, memeliler. Burada memelilerin biliyorsunuz ki arkadaşlar birçok karakteristik özelliği var. Bunlardan çok fazla bilmeniz gerekiyor. Yani memelilerin karakteristik özellikleri neymiş filan onlara bakmanız lazım, tamam mı? Yine balıklara da bakın tabii. İki yaşamlar, sürüngenler, kuşlara da bakın ama memelilerden sonra oldukça fazla geliyor. Gel abi 28'e. Balıklar kısmını böyle anlatmış. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Çoğu balıkta suda batmadan kalmayı sağlayan hava kesesi bulunurken köpek balıklarında bulunmaz arkadaşlar. Hani bu bilgi en azından bir cepte kalmış olsun. ÖSYM zaman zaman ÖABT döneminde çok fazla sorduğu için bunu söylemiş olayım. 29. MEB'in okuma parçası Zika virüsü. Niye bunu aldım peki? Bunu almamın sebebi şu. Şu paragrafa bakarsanız eğer ki hastalığın özgün bir tedavisi bulunmadığı gibi korunma sağlayan geliştirilmiş bir aşısı da yoktur. Kime benziyor bu? Kime benziyor? Doğru diyorsun. Koronaya benziyor. Adamlar size belki koronayı sormazlar ama Zika virüsünü sorabilirler. Bu yüzden de bunu da aldım. Ne yapıyormuş bu? Sivrisineklerden insanlara bulaşıyormuş. Zika virüsünün oluşturduğu hastalığın ateş, baş ağrısı vesaire gibi belirtileri varmış. Gördüğünüz gibi normal bebeğin kafa yapısı bu şekilde iken Zika virüsü bebeğin kafa yapısı ise biraz daha içeri doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Hani göçmüş vaziyette olacaktır maalesef ki. Yani biraz daha normal kafa yapısı değil, anormal bir kafa yapısı bulunmakta Zika virüsünde. Yani virüsler leş adamlardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine neye benziyor dikkat ettiyseniz. Bizim koronaya çok benziyor değil mi görsel? O yüzden de aldım bunu. 30'a geldim. 30'u şu yüzden aldım. Fen Lisesi kitabında interfazın evreleri var biliyorsunuz. G1 evresi, SG2 evresi. Bunu ıncına cıncına kadar anlatmış. Fakat Anadolu Lisesi kitabında bundan çok az bahsetmiş. Yani adamın bahsettiği işte G1 evresi hazırlık evresidir. S evresi işte sentez evresidir. G2 evresi son aşamadır artık. Hani artık hücre ne yapar abi? Mitoz hazırlıklarını tamamlar. Olay bu. Yani çok fazla G1 G2 evresini içeren kitaplar çözmeyin. Bundan dolayı aldım 30'u. 31 ve 32'de grafiklerde iyileştirmeler söz konusu. Bu grafiklerde iyileştirmeler de güzel olmuş. Bakın dikkat ettiyseniz DNA miktarı hücre döngüsü evrenine bakıldığı zaman X birim, bakın dikkat ettiyseniz. Başlangıçta G1'de sentezde 2 katına çıkıyor. Bu yüzden 2x'e çıkmış. G2 evresi interfazına arkadaşlar yine 2x, profaz, metafaz, anafaz, telofazda devam etmiş. Bölünme gerçekleştiği zaman stokinezde x'e doğru düşmüş. Bu sefer neye bakıyoruz bir de? Bu sefer de kromozom sayısına bakıyoruz. Kromozom sayısı n'di interfazda. Profazda, metafazda yine n. Fakat anafazda arkadaşlar artık ne olacaktır? Anafazda mitoz için konuşmam gerekirse kardeş kromatitler ayrıldığı için her bir kromatit artık ne olacaktır? Kromozom halini alacağı için 2n yapı sergileyecek. Telofazda da 2n'dir. Stokinezde ne olacaktır? Tekrardan n'e düşmüş olacaktır. Şöyle yapayım. 33'e geldim şimdi. Dikkat. Bakın yine çok fazla karıştırılan muhabbetler. G0 evresi denilen bir yerimiz var biliyorsunuz arkadaşlar. G0 evresindeki G0 evresinde hücreler bölünmeyen hücreler yer alıyor. Bu bölünmeyen hücrelere bakarsak eğer ki işte sinir hücresi var, karaciğer hücresi vesaire. Fakat karaciğer hücresi zorunlu durumlarda G0'dan çıkıp G1'e tekrardan ne yapabiliyor? Girebiliyor. Bunun haricinde bir şey var burada. Bu duruma diyor. Bir başka örnek diyor. Beynin hipokampüs bölgesindeki sinir hücrelerinin bölünmelerinin bilimsel olarak ispat edilmesi verilebilir diyor. Bak bu önemli. Bu önemli. Neden önemli? Biz normalde ne diyoruz? Sinir hücresi bölünmez diyoruz. Ama bakın hipokampüs bölgesi sinir hücrelerinin bölünmesinin bilimsel olarak da ispatlandığını örnek vermiş yani. Bilginiz olsun. Tamam. Hipokampüs bölgesi zeka ile alakalı yerler. İşlevleri var yani. Geldik 34'e. Bakın ne diyor? Çok önemli bilgi. Prokaryotlarda diyor bölünerek üreme diyor. Mitoz esasına dayanmaz diyor. Mitoz esasına dayanmaz demek ne demektir? Profaz diyor, metafaz diyor, anafaz, telofaz görünmez diyor burada diyor yani. Tamam mı? Unutmuyorsunuz bunu arkadaşlar. Ökaryotlarda diyor bakın tek hücrelerde bölünerek üreme vardır diyor. Ve diyor mitoz esasına dayanır diyor. Yani profazı, metafazı diyor, anafazı ve telofazı vardır diyor bunun diyor. Bakın papaz pilav yemesin lütfen. Papaz pilav yemesin lütfen burada, tamam. Ve dikkat edin arkadaşlar. Bölünerek üremede birey sayısı geometrik artıyor. 2, 4, 8, 16, 32, 64 diye gidiyor arkadaşlar, tamam. 35'e geldik. Partenogenez biliyorsun. Nerede görülüyor? Arılarda gözüküyor değil mi? Arılarda. Bir canlıda daha gözleniyor. O yüzden 35'i koydum buraya. Bazı balıklar çift yaşamlı canlılarda ve sürüngenlerde görülen partenogenezde ise diploid yani 2n kromozomlu bireyler meydana geliyor. Örneğin diyor kamçık kuyruklu kertenkelelerde erkek birey diyor yoktur diyor arkadaşlar. Sadece dişi bireyler vardır diyor. Dişi bireyin mayozla ürettiği yumurtanın dişi birey ne? 2n kromozomlu yapıya sahip. Mayozla yumurta üretiyorsa eğer ki ne olacaktı? Bu n kromozomlu olmuş olacaktı. Mayozla ürettiği yumurtanın kromozomları daha sonrasında tekrardan diyor 2 katına çıkar diyor. Ve diploid hücre ne yapılır diyor? Oluşturulur diyor. Olay bu. Tamam mı? Yani sadece arılarda gözlenmiyor. Bu kamçı kuyruklu kertenkelelerde de gözleniyor. Tamam. 36'ya geldik şimdi. Şimdi çoğu insan şunu karıştırıyor. Homolog kromozomda bir tanım var biliyorsunuz. Bu homolog kromozomdaki tanım ne abi? Biri anneden biri babadan gelen eş yapı içeren kromozomlardır. Şimdi bakın burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar eşlenmemiş homologlara bakarsanız şuna A şuna B dersem eğer ki bunun eşlenmiş homoloğu ne olacaktı? Bakın A'ya A gelecekti. Bu da B'ye B şeklinde ne yapmış olacaktı? Gelmiş olacaktı. Yani eşlenmiş homologlar bu şekilde gösterilecekti. İşte bu kısım ne olacak peki? Sentromer ne yapıyor? Kolları birbirine bağlıyor. Yani iki tane ne yapıyor abicim? Kromatit birbirine bağlıyor ve kromozomla da ne yapıyor arkadaşlar? Birbirine bağlıyor diyebiliriz. Sentromerler. Lokusa bakıldığı zaman bakın homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu özgün bölgelere bakın özgün bölgelere karşılıklı diziliyor bunlar dikkat edersiniz. Lokus deniliyor. Çok fazla karıştırıldığı için söylemiş olayım bunu. Bakın şu vatandaşın kardeşi bu olduğu için buna kardeş kromatitler diyorum. Bunlar da yine kendi arasında ne olacaktır? Kardeş kromatitler olmuş olacaktır. Şunlar ise arkadaşlar ne olacaktır peki? Kardeş olmayan kromatit olmuş olacaktır. Tamam. 37'ye geldim. Mayozu konuşacağım şimdi. Mayoza bakıldığı zaman 2 ile başladım. Bakın DNA miktarını konuşuyorum. 2x eğer ki DNA miktarı G1'de 2x'tir. S evresine geçtiğimde bu ne olacaktı? 2 katına çıkacaktı. Sentez olduğu için, sentez evresi olduğu için 4x oldu. G2'de yine 4x, 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 4x gittim. Telofaz sonunda artık ne oldu? Bölünme gerçekleşti. Mayoz 1'in sonuna geldik. Bu yüzden 2x'e düştüm. Dikkat ederseniz mayoz 2'nin başında ne yoktu arkadaşlar? Tekrardan bir interfaz olmadığı için tekrar 4x'e çıkamıyorum. 2x, 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 2x gittik. Ve en son ne yaptık abi? Tekrardan yarıya düşmüş olduk. Yarıya düştüğümde ne olacaktı? Yine x olmuş olacaktı. Yani 2x ile başlayıp x ile bitirmiş oldum. Şuna baktım bir de. Kromozom sayısına bakıyorum. Kromozom sayısı 2n'le başladık G1'de. S'de yine 2n. G2'de yine 2n. PMAT'ta yine 2n. PMAT'ın sonunda, mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı neye düştü? N kromozoma düştü. Devam ettim, yine N kromozom. Yine N kromozom. Devam ettim. Mayoz 2'ye bakarsanız eğer ki arkadaşlar. Mayoz 2'de ana faza dikkat edin. Ana faz 2'de kardeş kromatitler ayrıldığı için kromozom olacaktır tekrardan. Ve 2n'e tekrar çıkacağım. Ve 2n'e devam edeceğim. En son ise arkadaşlar ne olacaktır? N'e tekrardan düşmüş olacağım. Kafa karışmasın. Kafa karışmasın. Şurada kardeş kromatitler ayrılıyor mu ana faz 2'de? Evet. Neden? Çünkü bu zaten mitozun ana fazıyla aynı. Yani mitozun ana fazı neyse aynı şeyin laciverti bu arkadaşlar. Mitozun ana fazının laciverti. Anafaz 2, mayozun anafazı. Anafaz 2'si. Bu yüzden de ne olacaktı? Bakın şu bir tane kromozom ya bu. Bu kromozomun kardeş kromatitte ayrılsın. Birisi buraya gidecek. Birisi de neye gidecek? Bu tarafa gidecek. O zaman her birine ne diyeceğim ben bunların? Bir tane kromatit demiş olacağım. Bu başlangıçta n'di. O zaman ayrıldığı zaman n topla gel 2n olmuş oldu. Tamam. 39'a geldim. Bilemedim ya. Mendel yasaları bağımsız genler için geçerlidir. Genetik problemlerinde aksi belirtilmedikçe genlerin bağımsız olduğu varsayılır. Yani size parantez içerisinde genler bağlıdır demediği sürece bağımsız almanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu da çok fazla soruydu. Bunu da açıklamışlar. Devam. Hani bir tane sormuşlardı ya 2019'da. Şöyle bir kutucuk koymuşlardı. Bazı arkadaşlar bunu ne zannetmişti? Erkek birey zannetmişti. İşte şu kısmı daha önce hiç sormadığı için bakın eğer ki size dişi ve erkekten şöyle bir ifade verirse eğer ki buna ayrı yumurta ikizleri diyeceksiniz. Tamam mı? Ayrı yumurta ikizleri. Eğer ki şöyle şu kısmına bakın bir tane tire çekerse yani çizgi çekerse tek yumurta ikizleri diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Hani göz ağaçlarınız olsun. Sonrasında aa bak bunu sormuştu hemen buraya o zaman ayrı yumurta ikizleri veyahut da böyle tek yumurta ikizleri deyin dersiniz. Yoksa atlarsanız da patlarız arkadaşlar. Bakın ayrı yumurta ikizlerinde ne yapabiliyor? Dişi ve erkek oluşabiliyor. Tek yumurta ikizlerinde ikisinin de aynı olması gerekiyor. 41. Sorularda çok allellik belirtilmedikçe her bir karakterin iki allelle kalıtıldığı kabul edilir diyor. Yani bir tanesi büyük A, bir tanesi küçük A şeklinde. Çok allellik neydi? 2'den fazla ne olacaktı arkadaşlar? Allel belirtilecekti. A1, A2, A3, A4 şeklinde gidecek. Anya'ya kadar, Konya'ya kadar gidiyor yani. 42. Burada güzel bir noktaya değinmişler. Çok güzel bir noktaya değinmişler. Şekil de çok güzel bu arada. Bakın şu X kromozomu, bu da Y kromozomu. Y kromozomu biliyorsunuz sadece erkeklerde bulunmakta. X ve Y'nin homolog bölgede taşınan her özellik anne ve babadan gelen iki hallerle belirlenir. Tamam bunu biliyoruz zaten. Hem dişilerde hem de erkeklerde görülür. Bu homolog bölgelerde yer alan allellerin kontrol ettiği özellikler otozomal kalıtımına birebir uyar. Örneğin birinci homolog bölgede yer alan bakın MIC2 geni antikor oluşumundan sorumlu bir gendir diyor. MYC2'ye bakarsam eğer ki homolog bölge 1 diyor bakın X kromozomunda. Y kromozomunda var mı bu? Evet var. Homolog bölge 1'de yine bakın MYC2 bulunmakta. Tamam. O zaman hem erkekte hem dişide antikor oluşumundan sorumlu. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde kodlanan özellikler babadan gelen tek bir genle belirlenir diyor. Neden? Çünkü Y kromozomu dişide yok. Bu özellikler sadece erkeklerde görülür. Ve tüm erkek çocukları ne yapacak? Aktarılacak tabii. Örneğin SRY genleri. Çok önemli genlerdir bunlar arkadaşlar. Sadece erkeklerde bulunan ve testis gelişimini etki eden bir gendir. Bakın SRY geni sadece kimde bulunuyormuş? Erkekte bulunuyormuş. SRY var mı burada? Yok. Tamam. Hani bunu göstermek amacıyla söylemiş olayım dedim. Ama bakın mesela kırmızı yeşil renk körlüğü diyor. Hemofili diyor. Bakın kırmızı yeşil renk körlüğü hemofili nerede kalıtılıyor? X'e bağlı çekinik kalıtılıyor. Bakın yok burada, dikkat ettiyseniz. Gördünüz mü? Olay bu. Tamam. 43 ve sonuncu muhabbetime geleceğim şimdi. Arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. O da ne? Baklagillerin kök yumruğunda yaşayan azot bağlayıcı bakteriler. Bunlar biliyorsunuz başka kaynaklarda görmüşsünüzdür belki. Rhizobium bakterileri, tamam mı? Rhizobium bakterileri serbest yaşayan azotobakteriler ve bazı siyanobakteriler atmosferdeki serbest azotu tutup toprakta nitrat tuzlarına ne yapacaktır? Dönüştürecektir. Ve bitki ne yapacaktır? Ya nitrat şeklinde kullanacaktır ya da amonyum şeklinde ne yapacaktır? Bunu kullanmış olacaktır bitki. Bakın eğer ki devrede Rhizobium bakterisi varsa veyahut da işte siyonobakteri vesaire varsa, yani içeride bir tane bakteri varsa ve dönüşümü bakteri gerçekleştiriyorsa, o zaman biz buna biyotik azot fiksasyonu diyoruz. Neymiş? Biyotik azot fiksasyonu. Yani canlıların yapmış olduğu azotu fikse etme yöntemi diyoruz. Bakın bu tanım yine eklendi. Devam. Yıldırım ve şimşek gibi atmosferik olaylar sayesinde atmosferdeki azot yağmurla toprağa geçer. Buna da abiyotik azot fiksasyonu diyoruz. Bir şeyin başında MYC2 varsa biyolojide olumsuzluk anlamına gelir. Bu sebepten dolayı ne olacaktır? Bunu canlı yapmıyordur. Bir doğa olayıyla gerçekleştiği için bu abiyotik azot fiksasyonu diye ne yapacaktır arkadaşlar? Gerçekleştirilmiş olacaktır. Tamam. 47 dakika, 48 dakika olmuş. Bayağı iyi bir şekilde anlatmışız 48 dakika. Bunun TYT'sini çektim. Bunun bir de nesini çekeceğim arkadaşlar? AYT'sini çekmiş olacağım. Ama bakın AYT kısmında bu kadar fazla güncelleme yok. Yani bu kadar fazla detaylı bir şey vermeyeceğiz. TYT kısmında çok fazla kafa karışıklığı olduğu için bunu bu şekilde vermiş olma ihtiyacı hissettim. Bilginiz olsun. Bir sonraki dersimizde de AYT ile alakalı muhabbetleri ne yapmış olacağız? Konuşmuş olacağız arkadaşlar. O zaman şimdi kaydımı durduruyorum. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalınız efendim.